Evet efendim, Ali ile aramızda hoş geldiniz. Efendim, bilenler bilir, başından beri takip edenler konuya hakimdir. Ali ile aramızdanın uğuru, baş tacı dizisi Kızılcık Şerbeti'dir. Hatta ilk bölümün konukları da şeref verdiler, Kızılcık Şerbeti'nin yıldızlarıdır. Şimdi bu hafta hazırlık yapıyoruz işte, ne yapacağız programda derken Kızılcık Şerbeti'nde neler olsun? Ortalık karıştı, fokur fokur efendim. Baktık durum böyle. Şu durumu Kızılcık Şerbeti'nin kahramanlarını, yıldızlarını, değerli oyuncu arkadaşlarımı alalım. Hem diziden, hem onların hayatından, hem de oyunculuklarından, sanat yaşamlarından bahsedelim. Ve ortaya da harika bir sohbet çıksın dedik. Ve Ali ile aramızdayı bu hafta sizin için böyle organize ettik efendim. Hemen başlıyoruz. Evet. Dur. Koltuk aşağıda kalıyor. Şöyle oluyorum burada, o yüzden yükseldim. Efendim, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Bu yoğunluğun arasında vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Biz daha önce bu iki arkadaşımla, Ceren ve Doğukan'la bir sohbet ettik. Tadı damağımızda kaldı. Dedik ki onu buraya taşıyalım. Seninle ilk defa sohbet edeceğiz. Evet. Çok heyecanlı diye not geldi bana. Bayılırım çok heyecanlı insana. Çünkü evet, heyecan yanlışı getirir. Hı-hı. Yanlış da gülümsemeyi getirir. Evet. Ben bunun peşindeyim. Evet, güvenli olsun diye cep telefonunun üstüne oturuyor. Herhalde evi açtı, evi aradı ya da kimi seviyorsa yakın bir arkadaşını. Onun sıcaklığıyla orada hissetmeyi uygun buldu. Selin, sen de hoş geldin. Seninle ilk defa tanışıyoruz. Hı-hı. İnşallah son olmaz. İnşallah. Evet, bu kadar. Peki. Telefonumun evet üzerine oturdum. Nereye koyacağım bunu? Yok yok, konuyu konuşmak zorunda ben de değilsin. Ben üzerine oturayım dedim. Bir anda 19-8 diye sayınca değil mi? Evet. Roket gibi fırlattılar bizi. Son bölümde neler oldu, neler? Yine. Ya yemin ediyorum bizim evdeki ruh hali de değişiyor. Mesela şeyi hissediyorum. Bizim bazen böyle dijital platformda takip ettiğimiz diziler oluyor eşimle. Heyecanlı yerde kalınca diyor ki hemen işte çocuklar uyuduktan sonra açalım filan. Bakıyorum bazen böyle telefonuyla oynuyor. İşte çok demiyor. Ya işte çay içer misin diyor. Hadi içelim diyorum. Senin seyrettiğin bir şey var mı diyor. İşte maç seyredeceğim mi? Kendi dizini seyredeceğim. Orada anlıyorum ki Kızılcık Şerbeti'ni bekletemeyecek, anladın mı? O kendi çünkü açacak, iPad'den onu seyredecek. Onu diyebiliyor muyuz bilmiyorum. Tabletten, Allah kahretmesin bu canlı yayın. Şimdi bir bakalım efendim, son bölümü bir hatırlayalım. Küçücük. Mumsama. Merhaba. Kim bu kadın Umut? Evli olduğunu söylemedim. Lütfen beni kendi olaylarınıza dahil etmeyin. Karısını aldatan her erkek gibi bir gecelikte benim için hiçbir anlam ifade etmiyor gibi cümleler kurmayacak mısın? Ayrılmak isteyen sensin. Boşanma davasını açan sensin. Eve bir anda çıkıp gelen yine sensin. Ben hatalıyım, öyle mi? Aynen öyle. İnanmıyorum sen. Bunca zaman bana yalan mı söyledin? Ya gözümün içine baka baka kandırdın sen. Sen nasıl bir insansın ya? Annem öldü Çimen. Bunalımdaydım. Sevgi böyle bir şey değil Gökhan. Ya ne olur affet beni Çimen. Çimen? Tamam geçti, tamam. Biz konuşuyorduk. Konuşamazsın. Konuşmayacaksın. Zaten hiçbir zaman konuşmamanız gerekiyordu sizin. Bundan sonra da kızımdan uzak duracaksın. Ben bu zamana kadar her şeyi senin için yaptım. Her şeyi. Çimen. Bundan sonra da bunu diğer kandırdığın kızlara takarsın. Doğa içinse seviniyorum. Giray çok beyefendi. Doğayla da çok yakışıyorlar. Doğa ne alaka? Sevgilisi. Yok canım, olmaz öyle şey. Sevgilisi olsa seni mi tanıştıracak? Tanıştırdı tabii. Biz kuzenler ayrı düşmesin diye sürekli görüşüyoruz. O zaman da tanıştırdı. Bir dakika, bir dakika sen... Fatih'cim. Bizi ilgilendirmez. Neler olmuş? Ya neler yapıyor? Bu böyle daha ne kadar yürek hoplatmaya devam edecek? Bu sakallar dökülmez mi bunları yaşayarak ya? Ya bu çok seyredilmenin motivasyonu da bu oyunculuğa faydası oluyor değil mi? Daha insan daha iyi mi oynuyor? Nedir bunun sırrı bilmiyorum ki. Yani şimdi
gördüm mesela senin sahneleri, senle başladı, sonra senle devam etti, senle taçlandı olay. Yani acaba bir mesela oyunculuğunuz atıyorum 5 üzerinden 3 iken 5 üzerinden 5 mi yapıyor acaba, tutmuş, başarılı bir iş? Çekiyor değil mi yukarı? Evet, onun bir motivasyonu oluyor tabii ki de. Bir de karaktere çok alışıyorsunuz tabii. Ha, değil mi artık onu? Evet. O... Yani kostümünü giyip makyajını yaptın mı, evet. 3-2-1 dedi mi giriveriyorsun. Aynen, orada hemen 2 sezondur çalışıyoruz. Karaktere de çok alıştığımız için. Ama sizin 2 sezon, başka dizilerin 5 sezonu ya. Tabii hikaye. Daha böyle bir yoğun bir şey... Bitti herhalde hikaye diyorsun. Öbür bölüm daha da büyük dalga geliyor. Evet. Yani. Bakalım biz de. Helal olsun. Beşi görür. Yani bence tabii ki yani gösteri sanatçılarıyız hepimiz. Siz de çok iyi biliyorsunuz bu durumu. Yani yaptığımız işlerin, projelerin izleniyor olması bizler için de ekstra bir motivasyon oluyor tabii ki. Hani yani mesela sporda da takım iyi gidiyor. Ona bakıyorsun, sen de daha iyi oynuyorsun. Takım kötü gidince o şahane oynayan futbolcu bir anda hiç ortada görünmüyor gibi bir şey, evet, oluyor. Onu düşünmemeniz, evet, gerektiğini düşünüyorsunuz yani. Hani... Bir de herkes iyi değil mi? İnsan sıkıyor kendini ve, evet, daha da... İşte evet, momentum dediğimiz şey var ya, bu o gazı almak, o rüzgarı arkana almak. Emin olalım ki setteki huzuru bile etkileyen bir şey izlenilir olmak. Ben başka işler de yaptım. 2 reytingli, 3 reytingli, evet, işte hani kısa süreli setin içeriği de değişiyor. Oradaki huzurun da değişiyor. Dolayısıyla ne güzel ki böyle bir ekip kurulmuş. Evet, ve 2 seneye aşkın. Tadından yenmez. Şey çünkü, evet. Tutan işin tadından yenmez. ama işte şimdi tabii arkada da muhabbet güzel. Şöyle bir şey öğrendik. Senin lakabın varmış. Nur Fena mı? Nur Fena. Senin ama tipin de var bir şey yani, böyle bir böyle bir olay çıkaracak gibi duruyorsun. Öyle yani mi? Evet, bir böyle muzur bir şey var yani arkada. Evet, var herhalde. Sevgili Ahmet abi de, Ahmet Mümtaz da sete ilk geldiğinde şey dedi, sen de dedi böyle dedi, böyle muzip bir taraf var, var dedi var yani. Var, onu sezdim. Setin ilk başlarıydı herhalde. Aynen, başlarıydı. Keçe hocam sağ olsun. Fena dedi. O gün bugün Nur Fena kaldı ismi. Aynen. Hala da Nur Fena'nın yakınını alıyoruz. Nur, evet, Fena, evet. Nur Fena şahit. Var mı sizin de lakaplar? Yani benim sette takılan bir lakap yok. Aslında Ceren'in yani Nur Fena da şöyle oldu. İlk bölümlerdeki Nur Sema şu anki gibi değildi. Daha böyle alttan bakan, daha başka dark bir tarafını görmüştük aslında. Bence o fenalığı Keçe öyle isimlendirdi. Evet. Ondan sonra ama benim yok. Evet, senin yok. Yok. Senin herkesin var mı? Ben tesettüre girdikten sonra Nur Çimen oldum. Ha, Nur Çimen'in yakınını alıyorum. Nur diyen oldu. Nur Çimen'in yakınını. Güzel. Ama şimdi çıktın artık. Tekrar. Eskiline döndü. Evet. Eyvallah, helal olsun ya. Çok iyi, şimdi muhabbete kaldığım yerden devam edeceğim. Sen tabii kaçırdın muhabbeti. Fatih'in tokat olayı vardı biz en son konuşurken. Skorlara bakmak istiyorum. Ne olmuş? Son Kızılcık Şerbeti gününde 321.607 kez tokat almışsın. Hala mı ya? Toplamda da 54.641.071. Ay, olamaz. 54. Tamamen Brent Week'in devamı olarak... Güzel, kaldığımız yerden tabii, devam ediyoruz. Tabii tabii. Çünkü iyi. Ben inanamamıştım ya. Böyle bir şey var yani. Oraya tıklıyorsun, Fatih'e tokat atılıyor. Bu siteyi açan kaç para kazanmıştır? Çok tıklanma başına. Bence tamam o. Değil mi? O şu an biz geç kaldık değil mi? Teknesinde bizi seyrediyor şu an Karayipler'den. Öyle bir şey vardır ya bence. Asıl şunu merak ediyorum. Gerçekten ekip arkadaşlarına özellikle soruyorum. Hiç tıklayan olmuş mudur oraya yani? Hiç biliyor musunuz Fatih'e tokat at şeyini? Ben yaptım. Merak ya, başka türlü. Kendim açmadım ama arkadaşım vardı, oradan yaptım. Basınca diye bir şey, evet, oluyor. Diye ses çıkıyor tabii. Ya o gün o bizim sohbette çat çat çat. Tabii tabii. O gün yeter ya, 1 milyona o gün oldu. Evet, onu basan kişi burada değil değil mi? Belki de burada. Yok. Ne bastı ama o gün değil mi? Rejiden basıyorlardı. Evet. Ama ben sen denedin mi ilk çıktığında? Ben de denedim hatta. Geçen çok tatlı adam. Denedim, evet, ben. Hiç öyle şeylerim yoktur. Hatta hoşuma da gidiyor.
Yani abi müthiş bir şey ya. Evet gibi yani ya şöyle o hissi uyandırmak bir ödül gibi bir şey. Evet ve hala diri duran bir öfke bu. Mesela hani herkes kendi hayatına... Sakin söyleme. Evet. Şimdi Fatih şu anda işte Görkem'le beraber, işte Doğa, Giray'la beraber gibi durumlar var. Hala ona rağmen son bölüm günü 300 bin tokatsa bu başka bir şey demek bu. Hani buzdolabına atmış öfkesini, bölüm günü çıkarıyor. Hani... Ama ben gördüm, bence bu tokatlar şey artık. Fatih uyan diyor yani, hadi. Ha. Devreye gir diyor. Uyan yani. Değiş. Kalk tokatına döndü iş biri. Ha, güzel bakış açısıymış. Ya acayip fokur fokur kaynadı son bölüm. Sen boşandın. Boşandım. Senin durumun zaten ortada. Boşandım, demin de gördük. Bir şey oldu bende. Durumu sakladığını öğrendin. Hı-hı. İşte. Ya da hiç evlenmedin mi? İmam nikahından döndük. Döndünüz. Döndük. İşte kapalıydın. Aha. Açtın. Sen gelen gideni aratır vaziyette. Tabii. Peşine adam mı taktın? Takip mi ediyorsun? Kızı ne yapıyorsun? Yeni sevgilisine kuruluyorsun. Gibi şeyler. Ne olacak bu? Ne oluyor bu? Bu huzursuzluk böyle devam edecek mi? Yani hiç sizleri böyle piknikte plastik top oynarken falan olmayacak. Yok. Değil mi? Yok onlar. Ali abi diyebilir miyim? Ali abi de ne istiyorsan yani, nasıl rahat edeceksin? Acun abi gibi oluyor o da, değil mi? Ali Bey diyeyim ben orada. Allah söyledi. Şimdi aslında şey durumu var. Son dediğinizi unuttum ya. Ne olacak bu ya? Sorun bunları unuttum. Ben diyorum ki bu insanlar, evet bu insanlar bu kadar işte yatları, katları, işte kız diyor ki helikopterle çıkar, beni helikoptere çıkarıyor, işte yerin dibine indir diyor, yerin dibine indir. Ha, her şey var, bütün imkanlar var. Ya bu huzursuzluk ne hayatınızda ya? Ne olur biriyle de partner olmayı verin gerekirse, bir kendi hayatınıza bakın diyesim geliyor. Hiçbir soframız bizim. Olaysız bitmiyor. Değil mi? Başlayıp böyle tatlıyla, aynen, güzelce böyle. Yine hatta Ketil'in orada çok güzel bir lafı var. Bittikten sonra evet yine Ülanlar'da adam mutlu bir akşam mutlu yemeği. Bir akşam yemeği yenmiştir diyor. Gerçekten değil, değil öyle. Her seferinde bir olay. Peki hepinize soracağım bir soru. Seninle daha önce konuşmuştuk, yine burada da konuşmak istiyorum. Çekerken en çok etkilendiğiniz sahne hangisiydi? Senden başlayalım. Benimki hadi. Çok net, bariz, belli yani. O tesettüre girdiğim ve kapıdan girdiğim sahne beni aşırı etkilemişti. Yani ben zaten senaryoyu okuduğumda o kadar çok etkilenmiştim ki birkaç saat şoka girdim. Arkadaşlarım kendine gel, hani bir şey değil ya bu, alt üstü bir senaryo falan dediler. Ben bayağı bir etkisinde kaldım. Ama sen de uzun kendini süre role düşündüm. Çok veriyorsun, ha dikkat et. Ya şöyle, bu benim gördüm ilk orada. İşim. Bu benim ilk işim ve hani nasıl olunması gerektiğini burada öğreniyorum. İyi bir şey çıkarmaya çalışıyorum, iyi bir şey ortaya koymaya çalışıyorum ve şimdi Selim, liseli bir, şey bir diyeyim öğrenciyken... Mi? Oluyor ha. Çok yani, teşekkür oluyor, ederim. Oluyor, haberin olsun yani. Bak. Liseli bir öğrenciyken, mini etek giyiyorken bir anda aşkı için tesettüre giren bir insanın psikolojisini anlamak bir tık beni şey yaptı, dengemi sarstı. O dönem ben bayağı etkilenmiştim. Herkesin yakınında tek tek ağlamıştım. Ki normalde çok zor ağlayabilen bir insanım. Ama o çok etkilendiğim için herkesin yakınında ağladım. Hiç zorlanmadan. Nasıl herkesin yakınında ağladın? Vallahi, ha, oyunu orada da verdi. Tabii, Ali ablanın yakını çekiliyor, sırttan ağlıyorum. Da. Tabii tabii, ha, Amors'tan öyle, ağlıyorum. Oyun verirken tabii, de ağlıyorsun. Tabii, çok lazım ya. Amors'uyla bile ağlıyor, evet, bakıyor musun? Ağlayan Amors. Ben olsam bak, senin de dalağın düşükmüş öğrendim. Dalağı evet, düşük çok, denir efendim oyuncu. Çok... Sık sık gülmesini tutamazsa evet, ben nereden bileyim? Dalaksız diye deyince, bu arada dalaksız diyorlar bana ya. Sen de mi? Doğukan da çok ya. Doğukan evet, inanılmaz ya, evet, yani. Bu tutuyordur kendini bak. Bu işte o. Ceren, sen de mi dalak? Hayır, dalaksız değilim. Ben İyisin. Domuz gibi tabii, dururum. Tabii durur. Evet. Yüzüne kahkaha devam ediyor. Yani. Ben yani bir güzel espri olsun, bir güzel anı olsun muhakkak taçlandırırım yani. Espriye hiç ki, gerek yok evet. Bil ki ben orada... Kesinlikle bozacağım o sahneyi yani. bu yorduğum herkesten de özür dilerim ya. Bu gülünecek bir şey değil belki ama. Ama Ali Bey orada da özür dilerim. Yani bir tek Ali Bey deme ya. Ne bir tek Ali Bey deme. Ya bir o şey. O kadar saydın. Evet. Aa, Ali Bey. Ali Bey bana yani. Abi orada da şöyle şimdi. Taksim mavisi belki biraz. Daha da mavi çıkıyor ya ekranda. Bu kadar da mavi değil evet, ha bak. Fosforlu mavi. Şimdi acayip yoğun. Belki dışarıdan kolay gözüküyor ama işte az önce çıktık geldik
falan inanılmaz. Sabah 9, akşam başka saatler. Sabah da yolculuk var galiba sizin. Evet. Sabahati gece 3'te havalimanına gideceğiz. Hani tamam, belki birçok meslek grubuna göre bedensel eforun daha anlaşılabilir bir noktada. Çünkü çok zor işler var. Empati kurduğumuzda çok zor işler var. Bunu baş, evet, ama o aradaki ufak nüansları, yani o gülüşleri, tabii o esprileri kaçırdığımız ya da gülmediğimiz anda da bu sefer çok boğucu bir yere dönüyor. Bir de o enerji veriyor ya. Tekrar böyle bir, evet. Hani şimdi artık arabalar falan şarjlıyor. Şarj biraz artıyor o gülmeyle. Evet. Tekrardan marşa basıyorsun, iyi oluyor öyle. Evet. Hukuk okumuşsun, okuyormuşsun. Okuyorum hala. Hala evet, okuyorsun. Normalde 2 yıllık avukat olmam gerekiyordu. Birazcık uzattım oyunculuğa ağırlık verdiğim için. Biraz uzadı orası. Bitecek inşallah bu yıl. Hayır. Devam edeceksin. Tabii, tabii oradan da devam edeceğim. Aferin. Onu bırakma sakın. Küçüklüğünde Evrim Alasya'ya hayransın. Evet. Burada şimdi beraber oynuyorsun. Aha. Nasıl, evet. Evrene ne yolladın da bu, nasıl bunun sistemini öğret? Bilmiyorum yani. Ben de kimlerle oynamak istiyorum, evet. Hemen. Ayarlayalım yani. Yani ben Evrim'in her işinde onu çok beğenerek gerçekten. Daha önce de bir kere direkten dönmüşsünüz. Direkten döndüm başka bir dizide. Çok üzülmüştüm, çok Kırmızı ağlamıştım. Kırmızı Oda'da. İsim verebiliyor muyuz? Tamam. Verdim. Reklama girmiyor. Canlı yayın ya. Yani. Kim, okay. Dur ne yaptın filan, hı-hı, diyene kadar ben söylüyorum. Orada mı Evrim'le oynayacaktın? Kızını oynayacaktım yine. Hadi olmamıştı. Zaten ben İstanbul'da da değildim o zaman. Adana'daydım. Olmamıştı. Çok üzülmüştüm. Aradan böyle birkaç yıl geçti. Bu oldu. Daha güzel oldu. Daha güzel oldu. Evet, kesinlikle. Mis gibi oldu. Ya bir formülü yok. Bir istedin, çok ya, candan istemişsin. Çok candan istediğim her şey oluyor genelde. Var mı? Vudu bebeği falan bir şey. Yok canım, hayır hayır. Aman be, olsa işte ben de neler yapardım. Senin var mı unutamadığın sahne? Tabii vardır da, bir tane var mı mesela? Ya ben abi şeyi çok beğenmiştim. Geçen sezonun finali. İşte fotoğrafların... Evet. Ortaya kondu, o sıkışmıştık. Hem Doğan'ın hesap sorduğu. Evet. Hani hem aileye, şimdi muhafazakar aile yapılarında da şu var. Evet, böyle bir şey yaptım ben. Bir yandan eşini tutmak, bir yandan da aileye, hayır bu gerçek değil yani. Ben sizin oğlunuz olarak bu aile yapısında asla böyle bir şey yapmadığımın iknası da, o iki tarafta kalma halini çok sevmiştim. 9 sayfalık bir sahneydi o. Yani 9 sayfa sahnenin kendisi. Sabah başladık, gece bitirdik. Sahnenin sonunda ses diye bir şey yoktu. Sen yoktun galiba o sahnede. Ben yoktum ama biliyorum, izledim. Ses namına hiçbir şey yoktu. Hatta bölümde de izlediğimde çok kısılmıştı sesim. Eyvah dedim ya, 9 sayfalık sahne gitti. Ama o şeyle, vücut deformasyonuyla o senkronize olmuş. Hoşuma da gitti. Bir de bir aynanın kırıldığı bir sahne vardı. Onu Brandwick'te de söylemiştim. Evet. O da, ama işte belki yaptığımız işin güzelliği. Sonradan düşündüğümde dedim ki, böyle bir soru bir daha gelse, bir daha düşündüm hangisiydi. Bence ilk sezonun sonundaki, finalindeki sahne. Yapıştırdım. Yanlış anlamasın yani, böyle hani bunlar kendini beğenmiş mi falan. Hayır, o kadar kendileri dışında roller oynuyorlar ki. Ben çok beğendim demesi böyle, çünkü seyrederken yabancılaşıyorsun herhalde yani. Çünkü Fatih'le senin hiç alakan yok diye ben düşünüyorum, değilim. Umuyorum. Tabii tabii. Umuyorum. Ağzından kaçıyor. Tabii tabii. Tabii tabii. Ya yani. O yüzden seyrettim, çok beğendim diyebilirsin. Çünkü hiç yapmayacağınız şeyler yapılıyor bu senaryolarda. Evet abi, de ben şey düşünüyorum. Yani insan kendi hakkını kendisine vermezse, kimse vermez kendi hakkını ona. Genel olarak mesela temelinde ben iyi bir oyuncuyum, başka bir şey. Başka bir şey. Ama bir sahnemi sahne beğendim çok demek. Çok güzel olmuş demek. Evet. Sizin efendim? Ya ben... Huzur Hanım. Evet. Ben bu sene de çok güzel sahneler oynadım ama hep içimde herhalde o geçen sezonki hem imam nikahına aile zoruyla oturtulma ve sonra aileden hesap sorma beni çok etkilemişti. O herhalde hala zaten daha... kült oldu herhalde dizinin şeylerinden biri, evet. Mihenk taşlarından biri oldu o sahne. Tabii. O hala benim göz bebeğim olarak. Göz bebeğim dedin de sözlüğe falan da bakıyorum. Gözleriyle oynayan oyuncu yazıyorlar sana. Bu da ödül gibi bir şey işte, değil mi? Evet. Gerçekten öyle. Ama yani şu gözlerle de oynanır abi. Evet, yani alan büyük olsun. Için eşek gözü mü diyorlar buna? O da iltifattır. Sakın yanlış anlaşılmasın.
Evet, evet. Büyük büyük göz her zaman avantajdır, evet, evet. Yani ifade etmekte duyguları. Yani tamam, gözü konusunda avantajlı ama onu da oynatmak iş yani. Şey, abla kardeş çok bence net bir kast olduk. Ben, evet. Biz evet net bir kast terlemeye olduk. De gerek yok. Ne yapmaya? Gözle oynanıyor. Terlemeye de gerek yok. Vücudu yorma. Böyle böyle bitirdin işi. Vallahi helal olsun. Yani Settar... ders gibi gerçekten izleniyor ya. Yani hem bilmediğimiz hem çok etrafımızda olan bir durumu da aslında anlamış bulunuyoruz. Bu iş sayesinde. Peki en önemli sorulardan biri bu. Yani dizi tamam güzel, çok iyi gidiyor. Daha da iyi gider inşallah. Çünkü çekeni, yazanı, yapanı, yani hepsi şey, iyi anlamda söylüyorum. Şeytan hepsi işin şeytanı. kompetanı en iyi şekilde gideceğine eminim ama biraz da böyle yaramazlıklara gelelim. En çok gülünen, tekrar alınan sahne ne mesela? Madem bu kadar dalaksız insan var ekipte. ya da yani hani istenen gibi olmayıp, becerilemeyip. Ya bizim sette mesela Ünal ailesinden bahsedeyim. Doğukan'la bizim Emrah, yani Mustafa'yı oynayan. Sibel abla, bir de ben böyle bir orada bir dörtlü geldiğimiz zaman özellikle de Doğukan'la Emrah. Onlar dalaksız oldukları için onların her sahnesini çekmek olağanüstü zor ya, yani. Biri senin sinirini bozmaya başladı mı sette? Ya gerçekten ben öyle dizi çektiğim zaman ya görüyorum onunla rol, bir de böyle ağır bir şey yazmışlar. Gelip böyle ciddi bir şeyler söylüyorsun. Nasıl söyleyeceğim ona ciddi bir şey yani? İşte biraz önce fırlamalık yapmışım. Evet abi, bir de şu hani gülmekle gülmemek arasındayken karşındakinin şurası atar ya. Ben onu gördüğüm anda patlarım yani. Ben seni anlıyorum, biliyor musun, tabii, diziyi izlerken? Diyorum ki yani şu anda kesinlikle bunun öncesinde kopmuşlar. Ben hala Doğukan'ın gözünün içi gülüyor diyorum. Benim yani sinirimin bozulduğu şey ne biliyor musun? Ben bakınca güleceğim ya, kulağına bakarım mesela. Veya biraz böyle yana, göz göze gelmemek için. Sonra evet. Da o durumun acayipliği benim sinirimi. Evet, evet. Ya resmen kulağına bakarak oynuyorum. İki kaşının ya da şurasına falan. Tabii göz göze gelmemek için evet. Biz. Şeyde Benim Annem Bir Melek diye bir dizi çekiyorduk. Hı. Orada Dolunay'la bizim de öyle bir enerjimiz vardı. Yani hı, asla dayanamadığım bir insan. Her yerine baktım kızın oynarken. O da onun da dalağı çok sağlam değil ama ya, muhteşem bir oyuncu ve idare ediyor bir şekilde yani. Evet. İş bana patlıyordu hep. ama o da özlediğimiz işlerden biri. Var mı başka aklınıza gelen sahne? Müsait ama sanki o iş daha müsaitti. Belki gülmeye. Abi orada seyirci gülecekse. Olmaz ki senin gülmen. Senin mesela sürekli Doğukan'ın sürekli şöyle bir şey var. Aa, çok kötü abi o benim. Sesçi arkadaş oradan ses girdi galiba. Doğukan orada. Bir de çok gergin iş yani, öyle bir sahne geliyor ki böyle o masada, evet ya, evet. Tadınız bir kaçıyor. Benim çünkü ben kavgada da gülerim. Ya bir gergin ortam da beni çok güldürür. Bir... Sizinle birin midesini mi bozdun? Benim buna değil. Tam da konunun kameranın önündeki midesi çıktı. Hayırlısı olsun. en çok kimin karşısında oynamakta zorlanıyorsun? Zorlanıyorum gülmek. Gülmek veya işte ya bu şimdi çok hazır gelmiştir, o da olur ya. Çok iyi ezberdir, çok hazırdır. Ya ne yapacağız dediğin? Yani öyle biri yok. Çünkü ben herkesle gülüyorum. Sanırım en az seninle oynadım değil mi ben bu zamana kadar? Mesela ben kalabalık sahnelerde o kaosta çok komik geliyor bana o kaos. Niye kaos çıkar ki? Ne alaka yani, ne saçma. Ben şimdi... Gülerim mesela direkt. Doğukan'la zaten göz göze gelmemiz yetiyor. Evet. Ben direkt hemen... Gözümü çeviririm çünkü gülerim. Ali Yavla mesela çok komik geliyor. Çok yaşıyor. O çok yaşayarak oynuyor. O bana çok komik aman geliyor. Aman yavrum falan yapıyor. Buradan sevgiler öpüyoruz. Reji evet, de yani, gülüyor sevgiler çünkü. Yani gerçekten. Gözümü şöyle kaçırsam rejiyle göz göze geleceğim. Evet. O çok kötü. Onu evet. Rejide kameranın arkası evet. Ne olur sakin dursun. bir de kalabalık sahnedeki stres bu kadar iş. Lan benim yüzümden
Evet, atlarsa evet. Şimdi baştan bu kalabalığı tekrar devreye benim sokacağız. Benim geçen şey oldu, daha yayınlanmadı. Yayınlanacak fragmanda verildiği için söylüyorum bunu. İyi, bizim bir maraton sahnesi var, koşuyoruz. Evet. Yaklaşık 100-150 kişi falanız. İşte Rahimcan çok güldürür herkesi. Ay, evet, Rahimcan az değil. Marka vermeyeyim, bir espri yaptı. Giray'a espri yaptı. Ben onu duyunca dalak koptu benim, ben gülmeye başladım ama koşuyoruz yani arkamızda da 150 kişi var, koşuyoruz. O sırada benim işte ceketim düştü, mikrofon şey oldu falan, böyle koşuyorum, deli gibi koşuyorum. Bitti, maratona geldik. Deme. Keçe şey dedi, niye gülüyorsun ablacığım baştan dedi, 150 kişi tekrar koştu. Ve hani bir de suçum hedef yok, Rahimcan yani. Güldürdü, ben güldüm. Orada da şey denmezler, Rahimcan beni güldürdü dedim, diyemeyeceğine de göre kalıyor o iş. Yani. Bu sınıfın çalışkanı ya, demez olur mu ya? Dedim. Dedin mi? Dedim. Aa. Dedim. Ben en arka sıradaki tüftüfçüyüm abi. Ben asla kimseyi söylemem. Olurdu ya, kalemin içine alırdık. Tabii. Biliyor musun? Evet, biliyorum. Ön sıradaki çalışkan abi, bu kadar çalışma. Evet. İlla o yıldızı almak zorunda değilsin, 3 gün çalışmış ona. Neyse, onun bir markası var da söylemeyeyim. Çıt çıtlı kalemin. Evet, tamam, evet, çıkarım. Evet. Şimdi, evet, evet. Aa, şimdi hatırladım. İşte o, vay be. Senin o çocuklukta dediğin şeyi Selin birkaç sene evvel yaptı. Hocam, Rahimcan güldürdü beni. Ben gerçekten gülmeyecektim demiyorum. Ya tabii ya, hocam, canım, Rahimcan güldürmüş. Tamam, söylene söylene geri gidiyorum yani. Tamam, söylemişsin evet. Yavrum, şekli önemli değil. Siz kimlerde zorlanıyorsunuz? Sen, Emrah dediler. Ya abi, aslında bu arada bir öncekine şey var. Rejiden bazen hani telefon karşılığı, bilmem bir şeyler okunduğunda... İşte yeni partnerimle, işte Görkem'le, Fatih'in yeni partneriyle telefon konuşması var. Ondan sonra çok cilveliler. Öyle ikisi de tamam o zaman. İlk öyle pembe zamanlar olur ya. Ya bizim Aykut reji buradan merhaba kardeşim, selam. Ha, o onun gibi mi? Onun gibi. Ya koca yani. Adam çav tatlım falan yapıyor. diyorum hiç oralara girme sen, normal okuluşlar bana. Yani, çünkü senin flörtün benim hiç ilgimi çekmiyor yani. Ya o korkunç işler onlar. Senin var mı? Ben? Bir, sen rejiyle büyük... karşılıklı. Reji. Ben rejiyle. Evet. Ben benden büyük abilerim ablalarımla oynarken gerilirim. Ha, sen ciddi tarafından aldın. Ben burayı. Evet. Hani ama komedi tarafıysa Sibel abla ve Doğukan'la oynarken işte ben de dayanamıyorum yani. Özellikle Sibel ablayla... O domuzluğa rağmen. Yok ya, o kadar da değilim. Hayır ama şey, insan yani ha, evet. Benim hayranlık duyduğum bir şey ya. Evet evet. Sibel ablanın ama kendi yakınım da hiç şey yapmam bu arada. Yani. Sibel ablanın çok iyiyim. Çok çok profesyonel. Sibel ablanın laf arayışları. Bazen işte repliğini unutuyor ya, anlıyorum. Oyunu arı, arıyor. İşte ben oralarda ona neydi ya falan. Yani başkalarının yakınında. Çünkü hani bozmak da istemiyor ya. Repliği gelmiyor. Anlıyorum. Amorsunda. Amorsundayken evet. Omzundayken. Ama onun o hali bizi tabii. Bir de şey yapıyor ya. falan. Evet diyorum. Sibel abla unuttu lafını. tamam. Patlama patlama. Dikkat et. Peki bu Ünal ailesinin gerçek hayatta sizi şaşırtan inançları, alışkanlıkları oldu mu? Tabii. Ne mesela? İşte alkolsüz kolonya. Alkolsüz kolonya değil mi? Evet. Ben de ona biraz şaşırdım. Ama domuzlu o... şey. Duvar kağıdı. Evet. Neyli? Domuzlu. Ha. Anlatayım çocuklar, mı? Evet. Çocukların çocuk odasına. Evet, çocuk odasına. Doğa Fatih'in çocukların odasına şey yapmışlardı işte, bir tarafı mavi bir tarafı sevimli hayvanlar alemi falan. Yani. Tabii bunu işte seküler tarafın annesi beğeniyor seküler kızımızla beraber. Öyle olunca da pembe giriyor odaya, diyor ki işte Nilay'la beraber giriyorlar, diyorlar ki domuz günah dinimizde bilmem ne derken bir geliyoruz eve. O var, başka ne var? Ya son dönemde bir şey daha olmuştu ama. İyi yakalıyorsun bunları sen bu arada. Ben annemle geleneklerimize bağlı. Siz işe gidiyorsunuz. Doğru doğru. doğru. Peki bak, daha bomba soru. Ben bunu hep merak ederim. Kendim çalışırken de merak ederim. Senden başlayalım buna. Dizide başka bir karakteri canlandırma fırsatın olsa hangi karakteri seçersin? Sana şimdi geldiler. Hemen bunu söyleyeyim. Oynadın. Alev. Alev. Niye? Tam tersi diye i̇şte mi? İşte uçları seviyorum galiba. ya bundan sonra da duyurulur mu?
Bana bundan sonraki evet projelerim için inşallah, duyurulur inşallah. De, yani tabii, film tabii, olur, yani sinema, film olur, tiyatro olur, olur bir evet, şey olur. Tiyatro olur. Zıt bir şey oynamayı çok isterim. Yani zıt bir şey ya da uç. Yani. Seni hep böyle zorlayalım böyle. Arada evet. Derede bir rol olmasın. Keskin. Yani evet. Vay be. Seni? Fatih diyecektim. Evet değil mi? Bambaşka bileyim deyip abi yine de Fatih. herhalde yani kronolojik yaştan bağımsız mı konuşalım? Tabii tabii. O zaman Apo. Yani Abdullah oynamak isterdim. O da Alev nedeni yoksa... 60'larımda beni genç bir kızla görüyormuşsunuz. Meğerse o yüzdenmişti. Evet. Daha rol bir gerçek oldu. Ama Abdullah şey hani o sükuneti, o kavrayıcılığı gerçekten bir baba formu aslında var diye düşünürken şimdi Alevli olduğu çok iyi rol canım. Evet. Çok iyi rol çok, yani. Evet. Enteresan i̇yi bir seçim. Evet siz hanımefendi. Heyecan durdu mu biraz? Ya benim biraz heyecanım atladım. Geçti. Ben sadece geç. Çok özür diliyorum. İzleyicilerden de özür diliyorum. Çok rahatsızım aslında. Ne oldu ayı? Biraz onun da... Bilmiyorum üşüttüm galiba. Böyle bir kırgınlık var, bir şey var. Nur Sema'yı oynamak isterdim ben. Hmm. Ama tabii yaşı düşünmeyeceksin. Düşünmüyorum. Çünkü ben başka hiçbir şey oynayamam o zaman. Bir de... ya bu aslında kötü bir söylem bir yerleri. Kıvılcım ve Nur Sema olur da galiba istediğim. Bak daha genç ya. Birkaç tanesi şu. Onu da oynamak isterim. Onu da oynamak isterim. Onu da isterim. Bunu da isterim. Pembeyi de ekle araya. Aslında onu da hepsini oynamak isterim. Çünkü evet. Hepsinin derinliği olan karakterler. Evet, hiçbiri evet. Böyle kesinlikle. Yüzeysel. O yüzden sordum. Bakalım seçebiliyor musunuz diye. Evet. Çünkü her rolün böyle gıdıklayıcı bir yanı var. Yani... Ben en başından beri öyleyim. Senaryo ilk geldi. 5 bölüm. Böyle okurken şey dedim. Lan bu ay bu Alev de çok güzelmiş. dedim yani. Senin Alev'ini de merak ederdim bu arada. Nasıl bir bambaşka nasıl bir Alev çıkarırdı acaba? Aslında yapmak lazım. Benim hep taktığım olay ya, bu ya. Hepimiz başkalarının rolleri böyle değişip karıştırıp. Bir bölümcük yapabiliyor muyuz acaba? Şu an, şu an büyüğü bozma. Şu an bir tiyatro oyunu için yapmıştık abi biz öyle bir şey. Hiç kimsenin öyküsünü oynuyorduk Erdi Memikoğlu'ndan. O zamanlar Oğuz'a Galata mı söyledik mi? Söyledin artık. Canlı yayın avantajı bu. Ondan sonra orada arkadaşımız da aynı zamanda rejisördü. Birbirimizin rollerini bir sefer hani komple tabii ezberi olarak akamıyorsun ama temasını bildiğin için oradan devam etmiştik. Karşılıklı empati için de iyi oluyor. Güzel olmuştu tabii. Evet verimli ama tabii bizim 15 kişilik 20 kişilik oyuncu grubunda zor, çok zor tabii. Tabii canım ama insan bir kaşınıyor yani böyle etrafında güzel karakterler olunca. Şimdi efendim Fatih Doğa'ya psikolojik şiddet uyguluyor. Böyle sahneler izledik. Sizin hayatınızda hiç oldu mu bu psikolojik şiddet? Bir ara bir yerlerde. Kadın erkek ilişkiler. Fark etmez her anlamda. Oldu. O bu kadar. Kız ne kadar net ya. Oldu. Ya ben kararsız bir tipim ya. Müthiş hayranlık duyuyorum. Böyle soru sorunca çat diye cevap veren insan benim için idol direkt. Özendiğim insan tipi. Oldu evet tamam. Evet oldu. Bir de öyle bir oldu diyor ki ne oldu diyemiyorsun. Oldu. Anlatamayacağım. Oldu. Evet nerede yapanlar ne zaman anlar ne falan. Oldu? Nerede ne zaman ne oldu? Anlatabildiğin kadarını. Ya daha önce de... Bir programda daha söylemiştim herhalde. Okul döneminde kadının kadına yaptığı mobbing. Psikolojik şiddet. O da çok şey değil mi? Şiddet. Yaygın. Evet. Kadınlar yaygın. Arası da. İki yıl okula ara verdim ben. Onun yüzünden. Hadi ya. Evet psikolojimi herhalde biraz daha genç olduğum için yönetemedim diyelim. Abi nereye parmak basmışız şu şeye bak. Sen de oldun. Burada oğlum. Ben öncesinde gitmeyeyim dedim. De. Öncesinde futbol oynuyordum. Profesyonel takım aldım. Psikolojik şey bayağı taban girdiler diyecek. Ne diye? Bayağı taban girdiler bizde psikolojik yok. Ya şöyle çok şey öğretti tabii bana takım sporu yapmak. Ama Ankara'da bir gençler birliği maçı. Ben o zaman Buca Spor'da oynuyordum ama hocamızın ismini vermeyeceğim. Vermeyeceğim yani. O kendini biliyor. Ben de demin bir güldüm. Şimdi Ankaralıyım ben. Anneannem tribünde, dayım tribünde, işte diğer akrabalarımız gelmiş. Gençler Birliği maçı. 3-1 mağlubuz. Beni de ikinci yarı ısınmaya yolladı. 15 dakika devre arası ısındım. Geri kalan 45, ikinci 45, 90 dakika tamamlanacak. 87'de, bu arada komple ısınıyorum ben ikinci yarı yan tarafta.
3-1 mağlubuz. Ben de hücum oyuncusu. Sağ sol açık oynuyorum. Ya sağ bek çıkardı, sağ bek aldı. Sol bek çıkardı, sol bek aldı. Beni yanda buhar etti. Isınmaktan buhar tabağı oldum. Tabağı filan şişirdi. Anneannem ve dayım beni sadece 1,5 dakika izleyebildiler ve bunu bilerek yaptı. Bilerek yaptı. Bu psikolojik şiddetin ben daha ötesini bilmiyorum yani. Sağda kendim koşmaya başladım maçtan sonra. Yani dişlerimi sıka sıka. Tabii o an nabzın da yüksek, hırslısın. Daha kendini göstermek istiyorsun. Kanıtlamamışsın daha. Net bir psikolojik şiddet deyince aklıma o geldi. Ama hayatın her tarafında görmüyor muyuz abi zaten? Yani başarılı olan insanlar bütün bunlardan geçip başarılı oluyorlar. O gözümüzün önündeki insanlar. O yüzden kolay değil bu işler. Evet. Sen de? Yani benim iş konusunda böyle bir şeyim olmadı. Ama ilişki konusunda olmuştu. Çok da girmek isteyeceğim bir konu değil. Ha. Yani maalesef İşine oldu. Bak diyorsun bana ya. Hayır tamam. Öyle demiyorum. Önüne dön diyorsun. Tamam. Ben kendi işime baktım onu gördükten sonra. Çok güzel. Çok güzel. Ha, bana bak güzel bağladı evet. Ha. Abi herkes tabii alev alev şu an herkes şey. Sıcacık şu an kondisyonlu bütün oyuncular. O yüzden ne dediğime dikkat edeyim. Hatta bak 8 Mart Kadınlar Günü etkinliklerinde sen biliyor musun bu pankartı? Evet. Babaya, abiye, sevmediğin nişanlıya, görücüye, patriarkal kapitalist düzene karşı yanındayız Nursema. Hadi evet. Bakalım. Çok güzel. Nasıl bir duygu bu? Yani yaptığın işin bu kadar özümsenip oralara kadar gitmesi demek ki bir kesimi bir de temsil ediyorsun bir yandan da. Evet yani aslında ben bu işle işte o sahneden sonra aynı akşam o kadar farklı gruptan insandan mesaj almaya başladım ki şey oldum böyle ya bizim işimiz nasıl bir iş? Sonra hiç unutmuyorum kitapçıya girdim ilk şeyle yüzleşmem orada oldu kitapçıya girdim kitap bakıyorum falan. O sırada da telefonla konuşuyorum eşimle işte bir şey söylüyorum ona. Böyle kaldım. Ne oldu dedi. Ya dedim ben şu an bir şey gördüm dedim. Dergi adı verebiliyor muyum bilmiyorum ama bir dergide. Çok işte 8 okunan, Mart, takip edilen. Evet çok okunan, takip eden. Tam 8 Mart dönemiydi işte. Bir baktım Nursema var. Dedim çok ki iyi. Ben şu an şoktayım çünkü işte çok okunan o dergimizde şu anda dedim Nursema var. Ve bu inanılmaz bir şeydi o sırada benim için. Yani işte hep de söylüyorum her yerde dönüm noktası benim için Kızılcık Şerbeti ve Nursema hep de öyle kalacak herhalde. Sadece sizin için değil bence çoğu insan için evet. Hatta toplum için bir dönüm noktası olabilir. Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. Bir ara vereceğiz efendim küçük bir ara. Dönünce ne yapacağız biliyor musunuz? Fatih'in, Nursema'nın ve Çimen'in burçlarını tartışacağız efendim. Çok iyi. Tekrar merhaba efendim. Tam dediğim yerdeyiz. Bu daha önce düşünülüp konuşulmuş bir şey miydi? Rollerinizin burçları? Yok. Ha rollerimizin burçları mı? Tabii. Kendinizin. Senin adın Nursema mı? Evet. Dur. O kadar benimsenme ama ya. Ben tam böyle. Ben de Ceren'in, Selin'in, Doğukan'ın burçları zannettim. Yok evet. Ama abi karakteristiklerini söylemiyorum. Ben diyorum Ceren'le aynı burcu zaten falan. Biz uyumuşuz herhalde. Oraya döneceğim. Mesela Çimen'in burcu nedir sence? Ben en son cevap versem ya. Çünkü çok garip şeyler yaptı şimdi Çimen. Kim Esen yapmadı ki burada? Oğlak derdim ama şimdi artık oğlak değil bence bu kız. Biraz düşüneyim ben ne olur. Peki. Ben anlasam bir burçlardan hiç anlamadığım için. Ama böyle ikizlerle ilgili geliş gidişleri var. Böyle çift. Birkaç karakter var. Evet diyor. Birkaç huyları var deyince. Senin burcun ne gerçekten? Benim gerçekte yengecim ben. Yengeç. Temmuz evet. 1. Üzülüyorsun, ağlıyorsun. Bozuluyor tabii. Duygu hemen. Gözler sulu sulu. Duygusalım, çabuk reaksiyon veriyorum. Benim küçük kız yengeç. Canavar gibi bir şey ya. Hiç duygu muygu. Ha öyle mi? Bu yapılmayacak diyorum. Yapacağım diyor. Yükselenin ne acaba? Böyle yapıyor. Ha? Yükselenin yay. Ne? Ha, benim oğlak. Çok takmaz ama yaylar. Yani ha? Çok takmaz benim de hayatı. Yükselenim yay. Ben takarım. Doğum haritasına bakmak lazım. Yok, böyle o da yetmedi doğum haritası diye. Hep bir açıklaması var o. Evet. Ya hiç öyle merakım olmadı. Ben yine net bir cevap vereyim mi? Cevap ver.
Allah bence akrebe terazi. O kadar akrebe terazi. Çin burcu ne? Yani akrep burcu bence. Ay burcu var bir de. Terazide yükseleni. Niyedir mesele? Yani hani şu anda bebedim biraz dengeyi, yani biraz sadece şey, yüzeysel söyleyeceğim. Bence biraz dengeye döndüğü için Nur Sema. Yükseleni ona koydum. O yüzden yükseleni ona koydum. O şeyi de. Abi akrep duruşu var. Duruşu da akrep bence. Evet. Güzel seçim. Şu o zaman benimkini de sen de söylesene Fatih. Yani madem bence kadar... o da güzel seçti. İkizleri güzel seçti. Ay, ha, öyle evet miyim? Sen bence ikizler. Hayır ya, ne ikizleri, koçsun. Fatih ha. Koç. Senin ben de alıp veremediğin ne ya? Sen niye benim üstüme bu kadar gidiyorsun? Valla ağlayacağım ha. Koç. Hayır. Hayır, ne ikizleri ya falan yapıyor bu. Hayır, ikizler insan çok tatlı olur. Evet. Eğlenceli. Koçlar pasif agresif olur. Bence Fatih çok pasif agresif bir karakter. Sence? Bence ama adam dedi ki ben anlamıyorum dedi. Agresif. Doğru, direkt senin agresif bütün koçları da zan altında. Koçları zan altında bıraktım değil mi böyle? Evet. Seni hadi geldik sana Çimen artık. Madem Çimen kesinlikle bildiğin... bence terazi ya. Çünkü Çimen'i nereye koyarsan koy uyum sağlıyor. Muhafazakarlara muhafazakar oluyor. Sekülerlerin yanında seküler oluyor. Bir anda aşık oluyor. Hiç anlamıyorsun ne zaman aşık oldun. Bir anda aşık oluyor. Terazi öyle midir? Evet. Bir aynen anda olur. Bir anda bırakır. Terazi dedin, aşk dedin. Annem terazi. Bugün de annemle babamın evlilik yıl dönümü. Nisan. Onları da böyle bir laf arasında geçireyim tabii istedim. O güzel aşkı. Evet. Senin ne peki? Aslan. Çok tereddütlü söyledim. Başka bir şey soracaktım. Ne olabilir yani? Aslan. Benim bir kız da aslan. Öyle mi? Aslan. Burada iyidir. Bitirdik işi ya. Aslan tamam. Onun aslan da yükseleni Başak. İyi mi? Kötü değil mi o? Dertli. Başak biraz evet. Bu kadar şey geçerli mi hayatımızda bunlar bu arada? Yani ne bileyim, bu kadar bilgim bu işte. Kötü mü diyorum? Kötü diyor. Genelde kötü oluyor burslar. Ya bir de ne bileyim. İyisini bulamadım daha. İrade, şahsiyet gibi şeyler konuşulmuyor. Burç. Senin yıldız orada neredeyse sen olsun. Ya kimse doğdu diye gezegenlerin doğum haritası baktırdın mı sen hiç? Bakanlar oldu. Cevabını bilmiyorum yani. Hani... O şeyden baktırdı ya, muhabbet olsun ya, orta mısınız? Evet, evet. Hepimizin öyle haritaları var canım. Benim, kimse yerden doğdu diye gezegenler dizilmemiştir gibi geliyor. Aa. Deyip. Şu an bütün şeyi üstüne çektim, buna inananları. Doğru. Tabii. Bunun için de tokatlayacak. Ama ben bunlarla baş ederim ya. Şu an ben... tokat sayısı kaç oldu? Evet, ya şöyle bir merak var Ceren. Eşin de oyuncu. Hı hı. Diyarbakırlı ve soyadı Karakoç. Evet. Peki Sezai Karakoç'la bir alakası var mı? Hiçbir alakası yok. Soruluyor mu bu? Soruldu birkaç kere ama yok. Olduğunu biliyorum. Hmm. Galiba o soyadda çok kalabalık bir şey var ama hiçbir akrabalıkları yok. Tamam, böyle bu sorulmuş. Hı-hı. Eşiyle fotoğrafı da varmış, onu da görelim. Görelim efendim, niye görmüyoruz? Niye benimki ortalıkta? Hani? Al bak, hem de ne güzel fotoğraf. Oh, mutluluklar diliyoruz. Teşekkürler. Efendim. Teşekkürler. Kem gözlere şiş bak, ben koca karı gibi oldum. gelelim çocukluklara. Ankara'da dünyaya geliyorsun. Bilin bakalım kim? Doğukan. Tabii. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı Azerbaycan Türk'ü. Ne demek? Evet. Iğdırlısın. Evet. Annen sosyal bilimci, baban da mecliste müşavirlik yapmış bir de. Evet, babam da Alman filolojisi mezunu Hacettepe. Ayrıca. Evet, sonra zaten Almanya'da yaşadı o. Annemle babam ayrıldı, ben 7 yaşındaydım. Devamı da oydu. İzmir'e gidiyorsun ondan sonra. Annemle İzmir'e gidiyoruz. Ben yılın işte 3,5-4 ayını babamla Almanya'da geçiriyorum. Yani ha, okul... Devamı da böyle karışık gidiyor yani. Tabii. Ha, birçok yerli, birçok... Tabii birçok yerde. Yani ben okulum biterdi, karnemi alırdım, o akşam uçağa biner giderdim. Çünkü senenin içinde... Neresi çok... peki Almanya'da? Frankfurt'taydı. Frankfurt. Hala bütün aile o taraf. İşte Köln, Koblenz, Stuttgart. Biraz yayılmacı bir politika izlemişiz orada. Ondan sonra zamanında nüfus... Aynen. Ne oldu? Ha, çocukluğuna aile... baktık abi. Yok babam. O zamandan nüfus mübadelesiyle giden. Dedem aslında acayip, o da entelektüel. İşte o, biz Iğdırlıyız abi. Taş üstünde taş yokken Hacettepe'yi kazanıyor babam ailede.
O da çok enteresan. Köyde bir tane kırmızı traktör var, o da dedemin. O da gidiyor Almanya'ya. Bir süre kardeşler kalıyor Iğdır'da. Belki de o yol açanlardan yani. Evet tabii ama Iğdır hala bile çok maalesef oturmuş bir yer değil. Yani. O dönemde merak ediyorum, bir de yaşadıkları o şeyi gördüm. Gerçi o zaman herkesin hayatı o ama çok zor süreçler ve zor hayatlardan gelmişler. Annem de keza öyle. Negatiften gelmişler gelen insanlar. İyi ki zamanda bir olmuşlar da böyle bir hikayeler çıkmış bize de. Aslında ben de iki ucun ortasında buluşmuştu. Annem Selanik göçmeni, aile çok Atatürkçü, hepsi asker. Baba tarafı işte Azeri, daha muhafazakar. Ondan sonra enteresan yapılar var. İşte Iğdır'a gittiğimde ben mesela, köpek hikayesi de normalde bana çok garip gelmişti bizim dizideki. Ama o gerçek. O mezhepte, Şialık mezhebinde ailemin benimsediği, baba tarafımın, köpek sevecektim. Ya bağ evleri var, her yer bağ bahçe, bir sürü canlı var. Sevmeye başladığım gibi bütün aile ayağa kalktı mundar diye. Mundar namazın kabul olmaz, abdestin kabul olmaz falan. İşte kollarımda dövmeler var, Iğdır'da sıcağın ortasında uzun kollu geziyorum. Ama bu tabii zorla değil, ben nezaketen, onlara da saygı duyduğum için. Öyle adetler gördüm yani. Nerede kaldım biliyor musun? Dinledim seni tabii can kulağıyla ama o babanı gördün, gözler evet, böyle parladı gitti ya. Evet. Evet. Sen de çok iyi anlarsın abi. Hepsinin mekanı cennet olsun. Tabii ki. Amin. Yapma, toparlayamayız. Yok evet, tamam. Ve ben tamam, de geldim. Geldim. çok büyük boşluk tabii. Neyse tabii, bahsetmeyeceğim konudan ama. Evet. Çanakkale'de doğuyorsun. Kafam karıştı. ki biliyordum bunu. Pardon abi ya bu arada. Burada köken niye? Yani refleksif gelişti. Ben de yani. Olur mu ya? Büyük ekranda da hani bayağıdır büyük bu kadar görmemiştim. Hani Instagram'da. Ya pardon abi, olur mu öyle ya? Ben aynı durumdayız. Aynı durum bu. Kökenler Bulgaristan'la Selanik. Babamın. Baba öyle tarafım. Mi? Hem Bulgaristan hem Selanik. Evet. Babamın babası Bulgaristan, annesi Selanik. Göçmeni. Evet. Çanakkale'de okuyorsun. Üniversiteyi. Evet. Bütün öğrenim hayatım Çanakkale'de. Sonra anneanneni Ankara'da ziyaret ettiğinde günlük diziye giriyorsun. Evet. Ankara'da günlük diziler çekiliyordu. Evet. Günlük dizide haftanın 5 günü haber öncesi evet, özellikle yayınlanan. 9 yıl çalıştım. Efendim? 9 yıl. Ha, öyle basit konuşuyorsun ama diyorsun. Ama bir anneanne ziyaretinde kariyer oluşmuş ya ortada. Evet. Mutlu oldun. Yani, sevdiğin işi buldun. Evet. Bunu hissettim. Okuldan mezun olmuştum çünkü. Yani Çanakkale'den hiç çıkmamışsın o zamana kadar. Tabii. Hiç. Zor olmadı mı? Büyük, daha büyük bir şehirde yeni bir de cadı kazanı yani ne bileyim. Evet çok zor oldu. Nasıl alıştın? Ama Ankara yine iyiydi. Sonra İstanbul'a gelince daha iyi gördüm. Cadı kazanını diyor. Gittikçe büyüttüm sektörü. Sektörü. Ben ne yapıyorum, güvenli sularıma döneyim dediğin oldu mu? Senin kesin olmuş gibi görüyorum ama ya da daha hırslandı. Ben eskiden hayatımın böyle çok sıkıştığım dönemlerinde, tabii yine gençken diyeyim, kaçmayı seçen bir yapım vardı. Yani hani o yüzden belki 2 yıl okulu ara verdim. Belki benim yerimde başkası olsa bu devam ederdi. Diye. Duygusal anlamda çok yıpranıyordum ama zamanla hele şu yaşımda İyi ki git dönmemişim diyorum. Orada da mücadele ettim. 9 yıl büyük bir sebatla evet, çalıştım. Yani. Benim için iş bırakmak. Aile de çok destek olmuş öyle tabii misin? Tabii. Annem. Teyze çünkü, de galiba abi. Teyze bu çocuk evet, oyuncu olacak mı diyormuş. Evet. İlkokuldaydım. Ne görmüş? Yani işte. O gözler. Evet herhalde. Gözler, biraz da böyle evet, onun şeyiyle. Ya kesinlikle sanat okumalı. Çünkü benim hiç matematikle hep aynı şeyi söylüyorum. Annem zavallı beni matematik çalışıyor zannederken ben test kitapların içerisinde ya, kitap falan okurdum yani. Ve asla nefret ederim. Hala daha 9-8 daha kaç edersiniz? 10, 11, 12, 13, 14. Eşim bana şey demişti. Matematik hocası yok herhalde Çanakkale'de demişti. Gerçekten o dönem benim için bir travmaydı. Ama 9-8 daha deyince zordan başladın sen. Evet. Bir dağdan başlayıp oraya gitsen. Keşke, babam da çok aslında bana çarpım tablosunu öğretmeye çalıştı. Bizim yönetmen de müthiştir matematikte. 9-8 daha tabii bizim yönetmeme göre kaç dese 5 diyecek. O yüzden
seni çok iyi anlıyor şu an kulağımda. Evet, aynı kaderi paylaşıyoruz o zaman. Osmaniye'de dünyaya geliyorsun şekerim. Evet. Üniversiteye kadar hep sen de Osmaniye'desin. Hı hı. Ama sonra hukuk okumak için çıkıyorsun Kocaeli'ne, doğru mu? Evet. Sonra hukuk okurken oyunculuk yolunda adımlar atıyorsun. Hı hı. O adımları biraz konuşalım. Ama senin için kolay olmuyor çünkü senin aile çok desteklemiyor bu işi. Evet. Hatta babanla 4 ay mı konuşmuyorsun? Evet. Evet. Biraz o süreci... Yani şöyle, küçüklükten hep bunun ışıklarını yakmıştım aslında. Ailem de hep anlatıyor. Yani kafamda bir senaryo kurardım ve gerçekten çok uzun saatler bunu oynardım. Ayna karşısında öyle evcilik oynardım. Ayna karşısında arkadaşlarıma zorla oynatırdım. Bunu oynayacağız diye ve başlardık biz onu saatlerce oynamaya. Ayna karşısında izlediğim dizilerdeki, filmlerdeki beğendiğim karakterlerin hemen böyle ezberleyip aynanın karşısına gidip onu yapardım. Ya aslında biliyordum böyle bir isteğimin olduğunu ama şimdi Osmaniye çok küçük bir yer. Ailem de hep eğitime çok önem veren bir kafadaydı. Hep böyle işte doktor ol, mühendis ol. Aslında benim hukuk okumamı bile istemediler. Ben çok direttim. Eşit ağırlığa geçeceğim, evet bunu yapacağım falan diye. Sonra hukuk yazdım. Hala farkında değilim yani. Biliyorum da yapmam yani. Hani ben kim, oyunculuk kim kafasındayım. Üniversitenin ilk yılı hukukta birazcık böyle şey oldum. Evet, güzel bölüm. Gerçekten çok güzel. Saygım sonsuz bu bölüme de ama dedim ki galiba ben başka bir şey daha yapmalıyım. Bu değil. Yani hayatımın sonuna kadar belki başka bir şey daha yapmalıyım dedim. Herkes de böyle bir oyuncu olsana, bir denesene falan dediler. Sonra ben gittim Taksim'de bir ajansa kaydoldum. sonra hemen Kocaeli'de birebir bir eğitime başladım. Tiyatrocu bir hocam vardı. Sonra beni burada bir menajer buldu. Benimle çalışmak ister misin dedi. Hemen oraya geçtim. İstanbul'a geldim. Burada eğitimlere başladım. O süre zarfında pandemi patladı. Ben Adana'ya dönmek zorunda kaldım. Tekrar İstanbul'a dönmeme izin vermediler. Benim evim yoktu. Çok uzun bir süre arkadaşlarımda kaldım. Artık utanıyordum. Hani biraz da sizde kalabilir miyim falan demeye gerçekten utanıyordum. Çünkü ailem asla desteklemiyor. Parayı da bir yere yani kadar bulabiliyorum. Evet evet. Yani yoksa. Çünkü şeyden korkuyorlar. Şimdi bizim ailemizde ya da Osmaniye'de çevremizde bu sektörle ilgilenen kimse yok. Ve korkuları hep şu oldu. Ya yanlış yola düşersen, ya senin bu şeyini kullanıp başka bir şey gelirse başına ve sen bize bunu söyleyemezsen biz ne yaparız? Ben korktular. O kadar çok haklılar. Çok programda çok konuk ağırladık. O kadar senin yaşadığını yaşayan var ki yani olacak insanı tutamıyorsun ya. Evet, yani, evet. Pardon, lafını böldüm. Estağfurullah. Sonra baba tamamen kesti ilişkiyi. Küstü. Yok, öyle olmadı. Yani bir böyle ben burada BKM mutfağı kazandım aslında. Ha. Ben orada babam şey dedi. Ha, bir şey var. Bir şeyler yapıyor. Olacak galiba dediği noktada artık ben zaten burada kurulu düzenimi kurdum. Önüne geçemeyeceğiz galiba. Hadi. Tabii kurulu düzenimi kurdum. İşte iki ay Köyceğiz'e gidip Yılmaz Hoca'dan eğitim aldık falan. Döndük. Mutfakta sahneye çıkmaya başladık bir süre derken artık en büyük destekçim babam. Annem ve babam ama daha fazla babam. Babacım. Buradan zevkle seni seyrediyor şimdi. Evet, seyrediyor şu an beni. Gurur duyuyor benimle. Daha güzel izlemesi için bir şey yapabilir miyim ya? Şu mikrofon çok gözünün kenarında. Öyle mi? Ya evet. Daha güzel izlemesi. Şöyle. Yani maazallah bizim kız çıkmadı filan der. Yani çok şuradan geldi. Hanım, bizim kızda böyle bir şey var mıydı? Kim vardı? Göz hizasından geliyor. Benim çocuğumda yoktu böyle. Abi onun kafası bize göre daha küçük olduğu İnce için. İnce uzun, evet. Onun oraya bana geliyor. Bana böyle bak. Taktılar. Ben de bunu ilk defa taktığım için hiç sorgulamadım. Yani herkes de böyledir. Yani senin. Sen diyene kadar da bakmamıştın. Hala da yani. Bir dakika. Evet. Şöyle ha. İyi iyi şu an. İyi, i̇yi mi? İyi, burnuna girdi şimdi ama olsun, tamam. Nefesimi duyacaksın bunlar. Dur. Ya ne yapsak bizi bozamıyorlar ya. Güzel tamam, güzel. Oldu. Güzel, sen hiç öyle bozma. sen sinema televizyon mezunusun. Yok. Sinema televizyon okudum abi 2 sene. Ha, mezun değil, okudun yani. Evet. Yani evet. Ama kamera arkası da olabilecekken bu tercih böyle mi gelişti yoksa? Doğal seleksiyonla. Ha. Sürecin kendi. Çünkü başlangıçta kamera arkasında herhangi bir görev de alabilirdin.
Evet, almaya da çok açıktım. İşte boynunda kamerayla gezen, sürekli kamu spotları, kısa filmler çeken, bir şeyler deneyen. Asıl düşkünlük biraz yönetmenlik gibi, reji gibi filan. Üretimin her tarafında böyle, hani özellikle bu tarafı yani çok üretim şekli var ama işte sinema, bir şeyler çekmek, belki oynamak. İşte arkadaşlarımın kısa filmlerinde oynuyorum. İşte Şaryo'yu bizim alışveriş sepetiyle yaptığımız zamanlar vardı. Yani üstüne binip alışveriş arabasının. Bir Trafik Hayattır kamu spotu çektik biz. O zaman birinci oldu. Güven Oknay'la Deniz Özerman oynadı. Ömer Faruk Sorak da çekti. Tekirdağ Şarköy'de. Biz bayağı peçetelere oturduğumuz kafede storyboard falan çiziyorduk. Böyle ortaya çıkardığımız işler vardı ama... sonra buradan nasıl sonra okulun okuduğum okulun buraya geldim ben tiyatro kulübüne girdim, orada çok iyi hissettiğimi hissettim. İlk oyunumuz da Otello'ydu, orada Casio'yu oynamıştım. Pamukkale Üniversitesi'nde, Denizli'de, yani çok kalabalık bir kitleye oynadık. O tarafını da zamanı gelince belki yapabilirim ama bir süre dinlensin. Ben burada başkası olmakla ilgileneyim gibi bir yere gitti. Çok şükür ki karşılığını da buldu. Evet, yani bu da oldu ama öbürü de olacakmış gibi hissettim. Neden olmuş? Neden olmasın? Yani çünkü onu da bir aşkla girmişsin işin içine. Tabii. Yani zorlukları morlukları küçücük de olsa yaşamışsın ki başarılı da olmuşsun. Evet. Abi öncesinde de işte futbol hayatı var. Yani bir şeyi mental olarak... Ya da hissen yapamadığımı hissettiğim anda zaten ben hiç üstünde durmam. Her işi iyisi yapsın taraftarıyım. Değil mi? O yüzden burada da iyi hissetmesem gerçekten başka bir şey de deneyebilirdim. Ama yani. Kim ne çağırmışsa olmuş maşallah. Yani bak kız özel oyuncu adı vermiş, yakalamış yani. Evet. Bir proje olmamış. Ha, ilk evet. Projen de yakaladın. Evet. Vallahi müthiş. Şimdi kısa kısa bilgilerimiz var hakkınızda. Ceren'le başlamak istiyorum. Uçak korkun varmış. Klostrofobi de varmış. Panik atağın varmış. Damat Bey'e Allah sabır versin. Yani bu beyin kanaması yaşıyorum diye gidiyormuşsun hastaneye. Tabii. Çok uzun yıllar öyle. Beyin kanaması geçiriyorum doktor bey. Hadi ne oldu ya, başın ağrıyor diyordu. Ve beyin kanaması mı geçiriyor? Hayır. Ya da kendi kendine panik kanatıyor. Atak yani. Nabzım yükseliyor. Bu arada yani 16 tansiyonla falan giriyorum hastaneye. Yani o yeteneğin de var onun yüksekte. Tabii nabızdan alıyorum, tansiyonu da yükseltiyorum. Her şey hazır ve bana inanmıyorlar, düşünebiliyor musunuz? Beyin kanaması geçiriyorum diyorum. Kalp krizi geçiriyorum abi, diyorum. Artık en son doktor, o kadar çok gidiyorduk ki Ankara'da yaşıyoruz o dönemde, Hacettepe'ye. Artık doktorlar beni tanıyorlardı. Ben böyle pijamalarla gidiyorum. Sizi kaybettik falan diyebilir yani artık. Ve bana şey demeye başladılar. Siz bir psikoloğa görünün. İşte biraz daha az mı yemek yeseniz? Çünkü doktor bana soruyor mesela. Bu akşam yemeğinde ne yediniz Ceren Hanım diyor. Vallahi bir 9 gibi kuzu yedik. İşte onu yedik, bunu yedik böyle. Ha, sen iştahlısın da. İştahlıydım. Dıydın. Öyle. Ben çok gitmişliğim var. Ankara'da, Hacettepe'ye. Şu an biraz dizginledin mi? Evet. Uçağa falan biniyorsun. Uçağa işte. Beni de korkuttu son kana gidişimizde. Yani Sibel, sen benden daha kötüydün ama hayat. El ele böyle hani. Sen normalde korkmuyorsun. Ben normalde. Abi ben... kadın inandırıyor bak, inandırıyor. Evet. Öyle bir oyuncu. Evet. 7 yaşından beri ben babamın yanına gidip geliyorum. Tamam. Ama o gün o kadar kötü. O bir anda ay ben çok kötüyüm kötü demeye başladı. Evrim de korkuyor. Bana diyor ki ben hiç iyi değilim diyor. Doğukan dedim, bir dakika şu anda dedim ben kendimle ilgileniyorum. Hem uçaktan korkuyor, klostrofobi var yani. O uçağın sonuçta dar alan muhabbeti evet. De var. Bugün yine aynı şeyi yaşadım. Asansöre biniyorduk. Asansörü herkes de bilmiyorum. Binmeye başladı. Arkadaşlar dedim böyle herkes binerse olmaz. Evet. Yani. Düşer bu. Maksimum 3 kişiyle tabii, binelim tabii. Lütfen. Tabii 8 kişilik asansöre 3 kişi biniyor. 3 kişi biniyor. Tabii ağırlık yapar falan diye. Sağ olsunlar. Bana da kıyamayıp tamam Ceren Hanım buyurun siz diye. Ama sen çok berbattın. Fenasın unutma evet. Yani. Tabii ki onu ayarlayacaksın. Abi yaşam çok önemli bir şey işte. Beyin aslında burada değil mi abi refleksif olarak hayatta kalmak için bir çaba gösteriyor. Hı. Ve bunun sonucunda yaşıyorsun ya bunu. Ben bunu bilince anksiyeteleri yendim. Tamam dedim sakin ol bak zihni seni korumaya çalışıyor. Ben ya beslenmemi olursa... değiştirince biraz oldu. Da evet. Hayır demeyi öğrenince, beslenmemi değiştirince. Evet. Rahatladım diyor. Evet. Ben beslenmemi değiştirdim. O kadar özlüyorum ki. Eski beslenme. Kötü beslenmemi. Çok fit görünüyorsun abi ama. Ha, teşekkür ederim işte.
gel de içime sor onu. Hep açsın. İçimdeki o tombik asla razı değil bu duruma. Ya şey, baba kız ilişkin çok özelmiş. Bütün mahremini bilmem ne, yani çok özel anlarını paylaşmışsın. Evet. Ne tavsiye ediyorsun ben de iki kız babası olarak? Bunu sormadan program bitmesin sevgi... diye haşırt diye sordum. Yok, kusura bakma. Çok bence babadan sınırsız sevgi alan özellikle kız çocukları hayatlarında her zaman hayata 1-0 önde başlıyorlar. Yani baba sevgisi çok önemli. Benim tabii ki de annem de yadsınamaz ama kızlar ve babaları diye bir gerçek var. Hayatımda en özel şeyleri babamla yaşadım. Baba deyince benim burnumun direği sızlar. O yüzden kesinlikle kız çocukları için çok önemli ve çok kıymetli bir şey olduğuna inanıyorum. Daha güvende oluyorsunuz. Peki o sevgiyi verirsen her şeyini anlatır mı sana, gizli saklısı olmaz mı? Yani kızacağını, üzüleceğini bilse bile. Evet evet, ben babama her şeyimi anlatıyordum. Çünkü o dönemlerde... Bunu sende ne sağladı, o sınırsız sevgi mi? Evet, bir de belki de o sınırsızlığı da sağladı. Yani ikimizin arasındaki ilişkide yani. Benim en özel şeylerimi biliyordu. Çünkü benim o dönemlerde annem rahatsızdı. Çok fazla yanımızda değildi. Ve dediğim gibi yani şimdi bile benim yani babam kalkar böyle, yemek yedin mi, onu yaptın mı, bunu yaptın mı, işten gelirdi, askerdi babam, benim yemeğimi ısıtırdı ilkokula giderken falan. O yüzden benim için çok kıymetlidir. Hem annem bugünlere gelmemde bana inandı, çünkü annem de sen oyuncu olacaksın, ben buna inanıyorum ve ben arkandayım dedi. Küçücük bir şehirde ben okudum yani, ilk orada açılmıştı. O yüzden işte çok önemli. Ay, evet, anne baba. Onu düşünüyorum. Biz burada abi şimdi sen sen olunca böyle biz hep gülüyoruz. Senin programlarını izlerken gülüyoruz da. Biz burada insanları güldürmek zorunda mıydık? Çünkü konsept olarak babalar ve evlatları gibi bir yere döndü. Abi, hiç öyle bir zorunluluğumuz yok. Ya. Yok yani. Yeter ki ben soruları sorabileyim. Vay anasını. Neyse, güzel şeyler yaşamışız hepimiz. Evet. Yani bir kere en azından güzel bahsedeceğimiz ailelerimiz evet. olmuş. Evin önüne kocaman ateşli yazı yazılmış hanımefendi. Hep böyle klostrofobi, panik atak filan. Ateşli yazı yazılmış. Böyle bir ev yok. Bu kadar zamandır program yapıyoruz. Ateşli yazı yazıldığı Osmanlı inşallah. Görülmedi. Yok ya. Sen yanlış yere giriyorsun. Orada bir düşünürdüm, evlenmeli miyim ben ateşli yazıda. Ne bu, küçük çılgınlığı mı, gençlik? Üniversitenin saçmalı. İlk yıllarıydı, evet öyle. İşte şey, Fatih gibi kendini affettirmek isteyen bir arkadaşımız. Bir arkadaş. Evet tabii, artık bir arkadaş. Ne yazıyor? Affet. Evet, seni seviyorum işte, affet beni. Seni seviyorum, affet beni, ateşle. Tabii tabii. Baba yangın çıktı. Anadolu ateşine şey döndürmüş ortalığı. Ana caddedeydi böyle. Oh, arabalar mı yok? Çanakkale'de. Çanakkale'de, apartmanımızın önünde, cadde, sabaha karşı. Bütün sınırdan sınıra herhalde seni seviyorum, affet beni. Yani işte, affet beni, çok geçmiş zaman ya. Baban ne reaksiyon verdi, onu merak ettim. Baban gördü mü ya da? Babam... Kesin bir şey dememiştir yani şu anda. Dememiştir değil mi? Herhalde. Ya da gördü mü görmedi mi? Bir şey dese anlatmayacak hiçbir şeyini. Doğru. Ah Doğukan, ah. Neler yaşıyorum bir bilsem de. Anksiyete sahibi biri olarak iki kızla. Yani 18 sene sonra ne olacağını düşünüyorum devamlı. yine gülmeye ve Ceren'i deşifre etmeye devam edeceğim. Stalk yaptığın bir aile hesabı varmış. Evet. Ama stalk yapmıyorum yani. Sonuçta orada da ben Ceren Karakoç olarak varım. Ha. O benim yıllar önce açtığım bir hesaptı. Yani görünmeden girip bir yerlere bakmak için orayı mı kullanıyorsun? Yok, o çok belli olur. Öyle ne bir şeyim şey yapıyorsun? Stalk nasıl bir şey? Yani yapmıyorum aslında. Yani oradan şöyle. Yani bir şey mi sorun? Hayır hayır. Oradan böyle hani kendi şu andaki hesabımda çok bir şeyleri takip etmeyeyim diye oradan ediyorum. Ha, oradan ediyorsun. Yani. Aile hesabı demek niye? Çünkü sadece benim çok yakınımdaki insanlar olduğu için ve gördüğü için. Onlar ama ben takip ediyor ama sen etrafında 3000'e yakın takip ediyorum orada bir. Ondan bir 200 küsür aile herhalde. Müthiş. Oradan
Besleniyorsun yani, o boş vaktinde. Oradan bakıyorum işte, no. Vakit öldürür. Oradan neler bak. Olmuş, neler neler bitmiş. Oyunculuğu mu? O stalk hesabıma boş. Var mı sizin? Ay benim var. Var. Var tabii. Ay, geçen hatta be. Birisi benim bir kız. Hiç tanımadığım birisi. Öyle random biri. Benim fake hesabımı engelledi. Benim otomatik kendi hesabım da engellendi. Aa. Yani kız şu an beni engelledi ve farkında değil. Sen ama peki orada Selin olarak mı varsın? Yok canım. Yani bir hesap. Ama aynı yere bağlamış muhtemelen. Ama birbirine bağlantılı olduğu için benim hesabım da arada gitti. Yani bir gün bana bakmak istese bakamaz. Ha. Ben yokum çünkü. Yani. Selin'i göremeyecek arkadaş. Bil ki onu. Sen beni engelledin. Engellemişsin. Onu deşifre etsin. Biz de bilelim. Ben çok merak ederim böyle şeyleri. Sen ne yapıyorsun o fake hesapla? Ya ben herkesi stalkluyorum. Yani kendi hesabından girdiğimde... Ya bu kız muazzam ya. Kendi hesabından girdiğimde sorun yaratacak insanlara fake hesaptan bakıyorum. Dudusunu buluyorum bir de. Bu ayıp bir şey miydi? Yok. Ha. Kulağıma öyle bir şey dediler ki asla soramayacağım bir şey. Evet. Ne? Soramam. Soramaz. Doğukan'la ilgili. Ha öyle mi? Tabii tabii. Boş ver. Sorulamayacak bir şey. Tabii biz birbirimizi kollarız. Okey. Yani ben herkesi stalkluyorum. Kim olduğunun bir önemi yok. Bazen tanımadığım yerlere falan gidiyorum. Sonra tanışıyorum orada onunla falan. Tanışıyor musun? Ya tanışıyorum derken ben artık onu tanıyorum. O beni tabii ki tanımıyor. Ha, sen onun hakkında her şeyi biliyorsun her tabii. Her şeyi takipte. Biliyorum. Her şeyi... O kadar stalk yani. Evet. Yani durduramıyorum kendimi. Tanıdığımız biri istiyorum. Var mı stalkladığın? Yabancı da olur yani. Yok herkesi şunun, stalkluyorum. Şunun her hareketine bakıyorum. Hiç fark etmiyor. Herkesi. Herkesi. 8 milyar. Herkesi stalklayabiliyorum. O öyle an merak etmem yeter. Yani şu neymiş ya diyorum, oradan giriyorum. Hı. Devam ediyor saatlerce. Ha, muazzam ya. Hı. Bunu da bu kadar gönül rahat. Senin yok mu abi hiç? Gerçekten yok mu ya? Fake olarak mı yani? Yok. Evet, fake o, ben yani mesela fake kendi hesabımdan bodozlama her yere giriyorum. Korkunç bir şeyim var. Evet. Feed mi diyorlar ona? Ya bir hanımefendiyle alakalı bir tasarrufum olacaksa kendi hesabımdan yapmayı tercih ederim zaten. Evet. Oradan da hani arkadaş. Sosyal medyada çok olmaz zaten o da. Diğer türlü birine de bakacaksan bakarım. Yani. Bir tane bir olay var galiba seninle ilgili değil mi? Nerede? Yani bir sosyal medyada tanışıp bir buluşma olayı var. Hiç orada gördüğün gibi çıkmamış. Ha kulağa mı geldi? Kulağa gelenler mi? Yok kulağa gelen. Ha. Kulağa gelen söyle bu söyleyebildiği. Düşün. tabii öyle uyandırdım. Öyle şeyler hepimiz yaşamadık mı? Ya tabii ki de hayatım. Ya bu komik sen ama. Niye? Ya. Evet yani hani ya bir bari ya bu, hani yazmak denir ya benzemeye yazsaydın bari. Hani düşe yazmak bir evet. Şey. Hani yani bir renk tutar, bir kaşın. Bir esinti ya. Rüzgar istemiyorum ufak bir hani tamam esinti. Tamam hiç benzemiyormuş. Ya bizim olacak iş değil. Yani arkadaşıma hemen yazdım. Ne olur bir toplantımız bir şeyimiz olsun. Bir audition çekiyor ol falan. Hani sana yardıma geleyim hemen. Oraları çözüyoruz. Öyle bir ekip olarak geçmiş zamanda. Ne yapıyorsun orada yani? Abi o hemen. Zaten o arkadaşların, o Binkman, o buddy'lerin bellidir senin. Tabii. Kötü orada bir date'de hemen müdahil olurlar. Kötü bir olay oluyor. Senin oradan hızlıca ayrılman gerekiyor. Tabii tabii. Karnavan içinde bile bırakabilirler kendilerini yani. Hani yeter ki koş gel yanımıza diye. Yani son çünkü nefesin... geçmez abi zaman. Yanındakini de mutlu edemezsin. Kendin de keyifli değilsin. Ama çok güzel. Biz o işler ilk çıktığında böyle sosyal medya falan böyle hani oradan bir diyalog kurmak falan. İki erkek grubu bir kafede buluştuk biliyor musun? Onlar bizi kandırıyormuş. Biz ciddi mi? Ve yani karşıdan masayı görünce ya iki ekip birden nasıl gülüyor, bir de tanıyoruz yani mahalleden bir şekilde gözü aşinalığı var. Ya nasıl güldük sonra, ne güzel arkadaş olduk. Acayip eğlenmiştim. Çok iyi. Selin'le ilgili de bir iki tane bir şeylerimiz var, onları da söyleyeyim efendim. Bardak tabak yıkayacaksa 10 dakika durularmış. Niye öyle, o sabun kokusu ve tadı mı? Yok korkuyorum köpüklü kalır da bana bir şey olur diye. Ha. Ne olur köpüklü, Allah korusun temizlenirim falan diye mi? Ya midemi yıkamak zorunda kalırlarsa, ya hastanelik olursam, ya ölürsem. Güzel. Köpük yüzünden ölürsem çok kötü olur. Evet evet anlatamayız. Evet sonra yani arkasında. Düşünsenize o kadar yaşadın köpük yüzünden öldün. Bir tavuk pilav yiyeceğim diye bir yemek. Aynen, bir tavuk yani, böyle bir haber falan mı okudun bir yerde bu? Evet daha önce bir duyum almıştım böyle üniversitede. Köpükten. Evet evet köpükten zehirlendiğini duymuştum birinin. O benim kafamda yuva yaptı ve ben 10 dakika duruluyorum azıcık köpük şeyi kalırsa diye ama dışarıda olmuyor. Peki böyle küveti doldurayım
köpük köpük içine yatayım. Yok öyle bir şeyim yok. Yok çünkü orada yok. Allah korusun boğulurum falan. Tabii. Yok yok öyle bir şey. Fıydırırsan aşağı doğru bayağı yutarsın. Çok disipline gitmişsin eğitim evet. hayatın boyunca. Evet. Kavga eder misin çok? Hı-hı. Yani şu kızdan bekler misin? Nasıl evet. kavga dedin saç saça baş tabii, başa? Tabii tabii. Bayağı ben çok yani hani beni tanıyan herkes bunu söyler. Sen nasıl böyle bir insana evrildin diye. Ben çok agresif bir çocuktum. Havadan nem kapardım kavga çıkarmak için. Onu anladık değil mi bana olan tavrından? Onu biraz anladık yani o agresif bir oldu. Kavga çıkarırdım. Ya da bana böyle en ufak birisi bir şey söylediğinde hemen hayırdır ya ne oluyor falan diye giderdim. Ama sonra büyüdükçe bu şeylerimi törpüledim yani son zamanlarda. Son 5-6 yıldır böyle bir şey olmuyor. Artık lafla dövüyorum diyorsun. Tabii yani annemi babamı çağırıp tabii yani derken lafla dövüyorum. Yakaladım. Ya şey 3 kere bir yerlere vuruyormuşsun. Ne ayaklarını duvara, sandalyeye, masaya bir takıntım yere 3 kere vursan o. Ne takıntını bir anlatır mısın? Ya bir şey değildi yani. Hani şimdi yürürken atıyorum. Hı. Bunu böyle vururum. Fark etmez karşımdaki bir de bunu vururum. Hmm. Böyle konuşurken bir bunu vururum, bunu vurduysam bunu da vuracağım. Ama şey değil hani şurayı basarsam şu olacak değil. Bunu vurdum ya bunun hakkı geçmesin bunu da vurayım. Ha, ama bunu buna kimse bir şey bilmez. Değil diyorsun ha bunu yani. Bunu kimse bilmez. Bunu sadece benimle yaşayan insanlar bilir. Annem, hmm. babam. Can neyinde anlattın bunu nasıl kimse bilmez. Ben sordum. Bunu hayır yani benimle yaşayan insan bunu bilebilir sadece. Tamam da ben sordum. Demek ki biliniyor ki benim önümde yok, yazıyor. Yok Dilara'ya söyledim ben onu. Ha sen evet, verdin evet, bu bilgiyi. Evet evet ben verdim bu bilgiyi. Abi bu kendini absürt de yapıyor. Bir şeymiş, var mı dedi. Sizin takıntınız? Of. Var mı takıntı? Of mu? Ne var mesela bunun gibi böyle hak geçmesine? Mesela ben merdivenle çıkıyorum asansörü kullanmak istemediğim için. O merdiven bana zulüm yani. Bütün ne? Apartmandaki tabii artık yok apartmanlarda da. Ters ayakkabılar, terliklerin hepsi düzeltire. Kapıda çıkarılmış şeyleri. Ay bayılacağım deyip varıyorum eve tabii. Özgür Ozan geldi onda da varmış o da düzeltiyor. Bu arada evimde kapıyı. Her şeyin belirli bir yeri vardır. Yani temizliğe abla geliyor. O gittikten sonra eşim şey diyor hadi bakalım senin düzenin başlasın mesain diye. O işte parkenin şeyiyle o bilmem nenin şeyi. Ha, babam geçen bilimler, gün bizde babamla annem. Kızım doğru yerde mi bu bak ben annemle. Ben bunu böyle koydum ama. Aynen bir şey lazım oldu çektik doğru yerde mi falan der. Enteresan. Takıntılıyımdır yani. Başka sayı var. Vardır diş ha. fırçalarken ha, işte sayılarım o, vardır. Evet. Evet. Nasıl üç böyle. Aynen işte canım. Beş orada beş burada olmadı başa sar. Sende var mı? Abi onu söyleyecektim. Ben de her sahne arasında görüyorsunuzdur beni hep ağzı köpüklü gezerim ben sette. Her sahne arasında bir diş fırçalama. Allah Allah. Garip değil mi yani? Lörür ihtiyacını. Gerçekten. Her sahne arasında evet. yani. Siz her sahne arasında mı yapıyorsun sen onu? Tabii tabii. Yani partnerin için mi yapıyorsun bir hoş bir yere? Hayır hayır diye. Sürekli öpüşmüyoruz abi öyle bir ya, şeyimiz yok. Öpüşmüyorsun da yakın konuşurken kokmayalım böyle küçük fındık tanesi karşı tarafa. Yok canım öyle kronik kokularım yoktur. O anlamda hijyenime dikkat ederim. Ha. Ama hakikaten düşündüm öyle bir uğru vardır insanların falan. Senin yok mu öyle yok bir yani, öyle. Ayağımın hakkı geçmesin, elimin hakkı geçmesin. Ya anneannem işte sağ düzen. Ayakla başlar falan var. Onlar da senin herhalde. Senin öyle anladığımız kadarıyla çok bir evet. takıntın yok. Yok. Ama hanımları bizim, seçmişler yani demek ki gibi. Proje oluşturdu. Daha detay ya. Detay. Bak aynı burçtanız biz. Ya. Evet ya. O yüzden de olabilir. Aslan mıydı kızınız? O da bazen bu koyu renklere basmayalım babacığım yürürken diyor. Geliyor kız uzuk şerbeti biraz daha devam ederse benim kız büyüyor efendim. Her an kadroya girebilir. Ya şey demişsin 20 yıl sonra Selin Türkmen'i kıskanmak için sürekli kendime yatırım yapıyorum. Ona benzeyen bir şey demiştim galiba. Zaten o Haluk Bilginer'in ya da ben okuyamadım. Ha. Hani zaten insan her geçen ne yapıyorsun kendini nasıl donatıyorsun? Şu an yapabileceğim her şeyi yapıyorum. Dil öğreniyorum. Bir dil daha ekleyeceğim yanına. İngilizceyi birazcık eksiktim. Onu tamamlıyorum. İspanyolca eklemeyi düşünüyorum. Düzenli spor yapıyorum. Badminton oynuyorum. Yani badminton hayatımın hiçbir yerinde muhtemelen işime yaramayacak bir şey ama bunu yapma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü koşmuyorum, badminton oynama ihtiyacı duyuyorsun. Evet çünkü koşmuyorum, abi, müthiş yürümüyorum. Müthiş bir spor bu arada. Benim arkadaşım vardı. Badminton milli. Aa harika. Ben sürekli oynarım. Topun havada süzülmesi çok iyi olur yani. Yani bir terapi gibi geliyor. Durup yani. Düşünme vakti veriyor sana. O enteresan yani. Dans ediyorum.
Bir taraftan okulum var. Şarkı söylemeyi sürekli de seviyormuşsun. Sürekli kitap okuyorum. Aa, bu bilgiyi hiçbir yerde vermedim. Sevmiyor musun? Seviyorum. Ya zaten %50 şansım var. Seviyorum. Zorundayım yani bu. Bu enteresan. Bak bu ileride daha donanımlı olmak için şimdiden bu çalışmaları yapıyor olmak enteresan. Sen de yemeden içmeden kesiliyor musun aşık olunca? Aa, nereye söylemişim ben bunu acaba? Bilmem. Yalan mı? Kesiliyorum. Yani. Ne güzel. Ben hiçbir ne yaşarsam kesilmiyorum yemeden içmeden. Abi direkt yani inanılmaz buramdayım yani sanki sonuna kadar yemişim gibi. Nedense o başka bir yeri kapatıyor ya. Yani baktım seni çok fit gördüm. Aşık. Diyebilir miyim? Ha, biri var diyebilir miyim yani? Biri var diyemeyiz herhalde. Diyebiliriz. Diyemeyiz. Ha, diyemeyiz. Kiloyla ilgili değil o diyorsun. Yok. Ama bu, yani bunun için özel bir çabam da yok. Yani ben bekar adamım, çok güzel hayatımın böyle bir dönemindeyim de bu tür şeylere kapıldığım gibi bir şeyim yok. Ama bu enerjidir, histir ya, refleksif gelişir. Öyle biri şu an yok. Peki yeni projeler, yeni yaptığınız bir şeyler, bize anlatmak istediğiniz, burada duyurmak istediğiniz bir şey var mı? Selin, var mı yeni bir şeyler? Donanıma eklediğin? İş ya olarak da, mı? Ha, iş olur. İşte şuna başladım, çok mutluyum, herkese tavsiye ederim diye, badminton dışında. Ciddi söyledim lan. Vallahi ciddi söyledim. İşte dışında. Gerçekten oynamıştım var. Gerçekten çok keyifli. Ama gerçekten güzel, evet. Yani evet. Ben çok zevk ben alıyorum. Ben de. Düzenli yapıyorum bir de sen, bunu yani. Tiyatro yok değil mi sende? Yani BKM'de olduğu kadar var böyle. Benim bir tiyatro eğitimim var diyemem şu an. Eğitimden demiyorum yani. Sahneye çıkıp ha, yok ama tabii ki çok yapmak istiyorum. Mesela, çok istiyorum. Mesela onu çağıralım buradan. Evet, ben gideyim belki bu akşam onu manifestleyeyim. Evet. Senin var mı Doğukan bir şey? Nedir abi? Yeni, önümüzde görünen, yakın gelecekte. Menajerim orada. Yani şu anda tabii yazın film yapmak istiyorum. Okuduğumuz senaryolar var. Hem Fatih dışında bir karakteri oynamak da iyi gelecek ve dinlendirecek diye düşünüyorum beni. Onun dışında 3. sezon devam ediyoruz. Tabii, bir zahmet. Ama başka bir karakter oynamaya ihtiyacım var. Zaten renkli bir karakter. Ha, bir yeni bir şey. Evet, yani... Belki yine sahnede olur mu? İsterim. Oradan şu an için bir şey yok, talep yok ama belki bu talebi biz de götürebiliriz. Ya şu an bu böyle oyunculuk anlamında yanıyorken sizi farklı şeylerde de seyretmeyi çok isteriz açıkçası. Evet, evet. Ben de buradan isteğimi ineleyeyim. İnşallah. Sizde var mı hanımefendi bir şey? Bir hazırlık, beni bir... Beni heyecanlandıran bir proje var. Ama şimdi bahsetmeyeyim. Çok erken. Evet. Yani yine... Sinema filmi. Ha, film. Evet. Çok yani güzel. Eğer olursa Temmuz gibi çekilecek bir film. Sezona, heyecanlandıran sezona bir film. Sezona seyredeceğiz. İnşallah bakalım. Sana da sinemaya da uğurlu gelir diyelim. İnşallah. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ay, bu kadar inanılmaz keyifliydi. İşin arasında geldiniz, kırmadınız. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde. Haftaya yine harika konuklarla burada buluşuyoruz. Unutmayın efendim, kaçırmayın bizi. İyi geceler.